Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programındasınız. Bugün yeni bir konukla programında devam ediyoruz. Merhaba ben Zeynep Nurayanoğlu. Bugün Ankara'dan arkadaşım sanatçı Cem Sönel bizimle. Hoş geldin Cem nasılsın? Hoş bulduk merhaba teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umuyorum. Gayet iyi. Ben birazcık Cem Sönel'in Anlayışından, sanat anlayışından bahsederek ve bir soru sorarak programa giriş yapmak istiyorum. James Nönel Ankara merkezli iş üreten ve işlerinde tokaktan, şehir kültüründen ve şehrin arka tokaklarından, artığından, geri dönüşümünden oldukça faydalanan bir sanatçı. İşlerini de genellikle sokaktan topladığı malzemeler veya kentten sokağı düşündüren malzemelerle üretiyor. Bu anlamda onun sokak kültürüyle, sokakla ve şehirle kurduğu ilişkide bilim bugün için anladığımız sanat, çağdaş sanat anlayışı içerisinde oldukça farklı ve özel bir yere konumlanabiliyor. Senin özellikle geçtiğim ideallerde, Anna Laudel'de gördüğümüz derginde de pildalar, pilda kutuları, sprey boya, sprey boya kapakları, cam şişeler, şişeler, plastikler ve bu artık malzemelerin kullanıldığı işler vardı. Bu benim için oldukça enteresan işlerdi. Kiminde oldukça senin ne diyelim tasarım olarak da, düşünce olarak da illerini sanat protein oluşturan şeyleri görmek mümkündü. Bu anlamda çağdaş sanatçılar içerisinde senin Tokak'ta kurduğun ilişkinin de farklı bir yere konumlandığını söylemek mümkün. Ben ilk olarak senin hem malzemeyle kurduğun ilişki hem de Tokak'tan topladığın malzemeleri nasıl bir sanat etlerine, nasıl bir sanat pratiğine yansıttığını sorarak giriş yapmak istiyorum. Ee, şöyle aslında malzemeyle olan ilişkimi her yeni malzeme bana yeni bir heyecan, yeni bir ee, kapı açıyor. Yeni malzemeleri denemek, yeni mediumları da denemek ya da yeni teknikleri denemek her zaman bana heyecan veriyor. Çünkü bilmediğiniz bir yerde kaybolarak orayı öğrenmek gibi oluyor. Çünkü çoğunlukla yeni bir malzemeyle tanıştığınızda bir arayış içerisindeyken kendinizi kaybolmuş ve kaybolduğunuz yerde de yeni şeyler keşfetmiş biliyorsunuz. Bu heyecan verici üreten biri olarak. Sokak ve sokaktan topladığım malzemeler gelince aslında birazcık ilişki şöyle gelişiyor. E, sokaktan toplamaktan ziyade benim sokağa atmaya kıyamadığım malzemeler. Pizza kutularıyla ilişkiden birazcık bahsedecek olursam. Hem aslında orada şöyle bir şey var. Bir pizza kutusunun da bir sanat nesnesi olarak görülebileceği, insanlar tarafından bu şekilde algılanabileceği üzerine de bir söylem var. Yani bu söylemede değer veren bir tavır var. Ama e, Ankara e, Tunal'daydı evim işte bekar yaşayınca yoğunda çalışınca işte en kolay nedir arayalım pizza gelsin. Şimdi kutular geliyor kutular çok güzel kalın böyle mukavemetli falan iyi kutular ben bunları atmamaya başladım. Bir süre sonra böyle salonda üst üste üst üste üst üste üst üste, üst üste tavana kadar kutular oldu. Dedim ben bu kutuları ne yapacağım ee, var dedim boyamaya başlayayım. Sonra e, bir hatta arkadaşımın doğum günüydü. Onun doğum günü için onun portresini resmetmiştim pizza kutusuna hediye ettim. Çok da hoşuna gidince bir noktada da oradan böyle bir e, nasıl diyeyim pozitif de bir tepki alınca yani hani çok kolay algıladı çünkü hani ben normalde şey bekliyordum ya pizza kutusuna resim olur mu gibi falan yani tam böyle olmasa da buna benzer bir tepki bekliyordum ama çok hoşuna gitti. Öylelikle de aslında benim bu düşünce tarzımın yani atık gördüğümüz yani şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Çöp diyoruz ama çöp ne ki? Çöpün tanımını tekrardan bence çizmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz. Çünkü pek çok çöp olarak gördüğümüz şey aslında çöp değil. Ee, ben de buradan yola çıkarak pek çok şeyi atmıyorum. Daha doğrusu atmaya kıyamıyorum. Yani bu bir noktada da güdüsel bir şey. Belki sokak temelli olduğum için, sokaktan geldiğim için, benim asıl yaşam alanım, asıl iletişim alanım, asıl sosyal alanım sokak olduğu için belki de böyle. Bir şekilde işte sprey kutuları bitiyor. İşte toplu olarak arkadaşlarla mesela gece çıkıyoruz e, illegal sokak boyamaya tırnak içinde. E, herkes kutuları bitince oradaki konteynere çöpe atıyor. Ben atmaya kıyamıyorum. Tekrar çantama koyuyorum boş kutuları. Atölyeye götürüyorum. Hep de bunlar bir iki bir noktada bunun fikri gelir e, düşüncesiyle oluşturulan bir e, tavır. Sonra bu sprey kutuları birikmeye başlayınca şimdi Türkiye'de sanatçı olmak da aslında şimdi konudan konuya atlıyorum gibi oluyor ama sanatçı olmanın da şöyle zor bir tarafı var. Malzemelerin hepsi ithal malzemeler ve e, herhangi bir kur dalgalanmasında doğrudan etkileniyorsunuz. Sokakta sanat üretmek tamamen cebinizden karşıladığınız aslında bir hobi gibi bir durum yani tek beklentiniz orada insanlara bir şeyler verebilmek. Başka herhangi bir ticari kaygıyla yapılan işler değil aslında bunlar. Dolayısıyla da şimdi bu kutular birikiyor. Sokağa atmak istemiyorum. Yeni kutular almam lazım. İşler bir noktaya geldi. Ben kutuları bir takım projelerde fazla kutu söylüyorum. Bunu da söylüyorum. Artan kutuları sokakta boyayacağım diyorum ama yeni çıkacak, sokağa çıkacak genç arkadaşlarım ne yapacak? Bunları da bir şekilde içimde sorun olarak hissediyorum. Çünkü işte dört renkli bir iş yapmak istese şu an cebinden harcaması gereken para bugünün parasıyla 500 lira. Şimdi lise çağlarında başlıyor bu ilgi. Lise çağlarındaki bir çocuk 500 lirayı nereden toparlayacak? Yani bunlar bende bir şekilde sorun oluyor. Çünkü sokak kültürüne, sokak sanatına çok küçük yaşlardan beri aşık bir insanım. Yani hani böyle bir tutkuyla yaklaşıyorum. izleyici olarak da, üreten olarak da. Ve alttan yeni jenerasyon gelmezse bunun da gelecek için bir sorun yaratacağının da bilincindeyim. Sonra dedim ki ben madem bu kutuları boşaltıyorum... Bu kutuları bir şekilde sanat nesnesine dönüştüreyim. İşte sokakta çizdiğim karakterleri sprey kutularına çizmeye başladım. Sonra e, tamamen Instagram'dan paylaştım ve niyetimi de orada açıkça açıkladım. Ben bu kutuların boşlarını sanat nesnesine dönüştürdüm. Geliriyle dolu kutular alacağım, doluları sokakta boşaltacağım, boş kutuları tekrar boyayacağım, boyadıklarımı satacağım, geliriyle kutu alacağım böyle kendi içinde devinen bir hikaye dönüşecek. Buradaki temel amaç da aslında sokağa atmak yerine sokağa geri kazandırmak. Yani ben sokağa atacağım bir atığı atı, bir sanat nesnesine dönüşüp onun geliriyle de tekrar sokak boyayarak aslında alttan gelecek genç arkadaşlarıma da bir örnek teşkil etmesi açısından böyle bir proje başlattım. Proje çok olumlu ilgi aldı. Sonrasında işte sene başında da Annala Odel galerideki sergimde de bir alın aslında İki sergi bir arada gibiydi, o yüzden ismi de biraz 1 bir ve sıfır iki ederdi. Ee, sergi içinde benim sokak tarafında merkezinde barındıran ayrı bir alanda o kutuları da sergiledim. Gelen izleyiciler de çok beğendiler, çokça fotoğrafı çekildi, çokça paylaşıldı. Bu da tabii bana mutluluk verdi. Herhalde serginin de en öne çıkan işlerinden biriydi. Buydu zaten. Trey Boyalar. Tabii çok 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 fazla. Yani şöyle öne çıkan. Ben Ankara'da yaşadığım için sürekli serginin başında. Bulunma şansım olmadı ama e, bulunduğum kadarıyla insanların ilgisi yani şimdi renkli bir dünya vardı serginin merkez kısmında. O renkli dünyada insanları birazcık çekti ve ilgilerini de e, kazanmış oldu. o Bu da tabii mutluluk verici benim adıma. Söylediklerin çok değerli. Şöyle notlar aldım. Çöp nedir? Atık politikaları üzerine düşünmek için güzel bir başlangıç noktası. Böyle sokaktan gelen sanatçıların aslında kurum politikalarını da nasıl değiştirdiğini görebildiğimiz bir mecra burası bence. Çünkü artık atıklarla yapılan işler kurumlarda da yer bulmaya başladı. Yani o anlamda bir yer altından yer üstüne geçiş var diye düşünüyorum. E, hijyen ve hijyenik politikalardan uzak duran, daha fazla böyle elini kirleten hı hı. ya da yemek dedin mesela yediğin bir şeyin çöpüne atmadan onu yapmak ama yemek politikaları da artık bir mesele yani ben dokümantaya gittiğimde mesela orada Ruan Grupa küratörü olan kolektif ayrıca bir mutfak kurmuş çünkü yani sanatçılar da acıkır. Tabii ki. <laughs> sanatçılar evet, da acıkır. Pizza yerler, pizza kutuları da dediğim gibi mukavemetli nesneler olarak hani bir sanat işine dönüşebilir. Peki böyle tırnak içinde illegal dedin ya illegalden legale geçiş sürecin var senin aslında. Bizim de tanışıklığımızın müsebbibidir. Anadolu Öder Galeri'ye geçişin. Ankara'dan İstanbul'a ve sokaktan galeri temsiliyetine işlerini galeride temsil etmeye nasıl geçtin? sen için ne ifade eder? Hmm, enteresan ve e, kararı vermekte güçlük çektiğim bir süreç oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben bir sene içerisinde ben artık bir sergi hazırlayacağım ve bir galeride bunları sergileyeceğim gibi bir şey olmadı. Çok uzun yıllardır benim sorguladığım bir şeydi. Yani konu çok daha aktivist bir taraftan diyeyim yani sistemin daha dışında bir taraftan başlayıp ben lise çağlarındayken işte üniversite ve sonrasıyla beraber de bir süre orada oralarda gezinen. Sonrasında ee, insan gibi, hayat gibi düşünceler de beraberinde değişiyor, gelişiyor, evriliyor. Bu düşünceler e, yerini başka bir yere bıraktı. Şimdi sokakta insanlarla paylaşıyorum yaptığım şeyleri. Bu çok keyif verici ama başka kitlelere de ulaşsın istiyorum. Aynı zamanda da e, bir sokak sanatçısının hayatını sürdürebilmesi için maalesef ki e, çevremdeki pek çok arkadaşım ya başka işlerde çalışıyor ya yapmaktan çok da fazla e, keyif almadığı tarzda işler yapıp bundan para kazanıp sokak üretimini devam ettiriyor. Ben istedim ki yani üretimi sadece sokak galeri işte bir şekilde etiketleyip belli klaslara ayırmadan içimden ne geliyorsa üreteyim bunu da buluşturabildiğim her kanaldan insanlarla buluşturayım. Yani son geldiğim düşüncemin noktası aslında biraz bu yönde gelişti. Ancak tabii benim için de yeni bir ortam. Sokak şimdi kendimi çok rahat hissettiğim bir ortam. Benim nasıl diyeyim? Yani özetle kendimi rahat hissettiğim ortam. Yani birini sokakta ağırlarken, bir arkadaşımla sokakta buluşurken çok daha kendimi iyi hissediyorum. Ama birinin evine gittiğim zaman orada başka bir özel alan oluşmuş oluyor. Tanımlı bir alan oluşmuş oluyor. Daha sınırlı bir alan oluşmuş oluyor. Orada ...halime, tavrıma, oturmama, kalkmama biraz daha dikkat eder bir e, hale geliyorum. Sokak o yüzden benim için daha rahat. De, galeriye geçiş de birazcık başlarda böyle oldu. İlk yeni girdiğim bir ortam. E, kapalı bir alan. İş sergileyeceğim orada. Solo olarak bir e, söylemde bulunacağım. Öncesinde tabii yani üniversiteden mezun olduktan çok sonra pek çok grup sergide işlerim yer aldı ama... ...orada odak noktası siz olmuyorsunuz. Orada odak noktası serginin kendisi oluyor ama burada odak noktası serginin kendisi olduğu kadar sergiyi hazırlayan da bir odak noktasına gelmiş oluyor. Bu benim adıma heyecan verici bir deneyimdi başta onu söyleyebilirim. Keyifli ve heyecan verici bir deneyimdi. Çünkü şöyle bir ters ilişki var. Sokakta yaparken çok heyecanlı her şey. Yani hemen yapmanız lazım. Biri geliyor mu arkamdan biri geçti mi işte polis geliyor mu, biri şikayet eder mi, iş tamamlanacak mı? Falan gibi böyle bir adrenalin yüksek. Yani gece çıkıyorsunuz sonuçta sokağa. Herkes yatıyor, siz sokağa çıkıyorsunuz. Rahat rahat işinizi yapabilin diye. Ama yaptıktan sonra da o böyle bir, o heyecan bitiyor. Evinize gidiyorsunuz ya da işte atölyenize gidiyorsunuz. İnsanlar onlarla karşılaştığında ne yaşıyor ona şahit olamıyorsunuz. Dolayısıyla üretim anı çok heyecanlı sokakta. Ancak galeride yani iç mekan işleri üretirken... Üretim heyecanlıdan daha ziyade ben biraz stresli yaşıyorum yani hani istediğim gibi olacak mı çünkü çok geniş bir süre var orada e, canlı bir performanstan ziyade uzun süreye yayılan bir e, üretim süreci söz konusu orada hani bir yeri oldu olmadı düşünüyorsun tartıyorsun falan filan kısa süre olmadığı için çok aşırı heyecanlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani heyecanlı değil derken üretiminde her anı bana heyecan veriyor. Ama o sokaktaki adrenalin mevcut değil. Ancak iş sergilemeye geldiğinde orada yüz yüze geliyorsunuz. İşte insanlar geliyor, işleri görüyorlar. Birebir tepki veriyorlar ve bu benim hiç alışık olmadığım bir şeydi. Yani, yani insanlar işlerin biliyor. Hep genellikle de işte arkadaş çevresinde ya da beni tanıyan insanlarla hoş yorumlar alıyorum. Ama İş o sırada orada olmuyor o yorumlar alırken ama iş ben ve izleyici üçgeni ilk defa bu solo sergi sayesinde çok net bir şekilde ortaya çıktı. Burada da şunu söyleyebilirim. İşi üretirken o adrenalin yok ama sergilerken o adrenalin hat safhada Öyle bir ilişki var. Keza biz de bunu gördük. Çünkü Abdullah'la benim tanışma günümüz seninle. Basın lansmanında oldu. 1 artı 1 ve 0. 1 ve 0 2 eder. eder. Ben bazen artı diyorum ona artı değil. 1, <laughs> 1 ve 0 2, 2 ve eder. 0, evet. Basın lansmanında tanıştık. Epeyce heyecanlı olduğunu söylemiştin evet. turu başlatırken. Evet. evet. Belki şunu da söylemek gerekir ki işte bu galeri tempeli yetimlerinden söylediğin şeyler eklenebilecek. Herhalde sanırım bu galeri temsiliyeti ve solo sergiyle birlikte ilk defa işlerin üzerinde düşünmeye ve bunları da yorumlamaya da başladın. Hı hı. Çünkü iş üretmek kadar bunun üzerinde düşünmek veya bunun düşündürdüğü sorulara cevap vermek de bence hem sanatçıya hem de birer e, ne diyelim bu işlerle uğraşan kişiler olarak bizlere ekstra bir motivasyon da sağlıyor. Ben bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum muhakkak, mesela. Muhakkak şöyle... E... Yani sokakta da iş üretirken mutlaka tabii bir kafanızda dönen düşünceler vesaire var. Ama e, iş bazında değerlendirecek yani ortaya koyulan eser bazında değerlendirecek olursak birazcık daha hızlı karar verilmiş. Üzerine çok düşünmeye vakit olmayan işler en azından üretim aşamasında. E, ancak e, işte pek çok e, daha önce solo sergi yapmış sanatçı arkadaşımın bana ...öncesinde söylediği gibi yeni fikirler aslında işi üretirken aklına geliyor. Yani o işin içerisindeyken yeni bir sürü böyle orada geliştiriyorsun. Yani evinde oturup ayaklarını uzatıp bir anda böyle fikir gelmekten ziyade... ...gerçekten o işi üretirken yeni şeyler aklına geliyor. Şimdi adrenalin yüksek olduğu zaman onlar akla gelmiyor. Çok başka şeyler var akılda ama atölye ortamında kapanmışsın... ...müziğini açmışsın, keyifli keyifli işini üretiyorsun rahat rahat. O sıra böyle gerçekten o işi üretirken... Hem yaptığın şeyi de daha rahat üzümsemene sebep oluyor o süreç. Hem de yeni fikirlere kapı açıyor. O noktada dediğine katılıyorum. Yani dediğim gibi aslında her pratik kendi içerisinde farklı deneyimleri, farklı öğretileri barındırıyor. O yüzden yani bir seçenek daha olsa mutlaka ben bir gün onu da seçeceğim. Biliyorum çünkü heyecan duyuyorum yani bu kadar çeşitli bir hayatta çok da kendimi sınırlandırma tarafında değilim. Abdullah evet. sen Ayrancı'yı sorarsın ama araya söylemişken ben de not etmek istiyorum evet. izleyicilerimiz için. Mart Müzayede Sanat'ta Şeylerin Stüdyosu başlıklı bir dosya açtım ben de. Görsel bir dosya. Stüdyoya tanıklık eden şeyleri kişiye aradan çekerek gösteriyorum o dosyada fotoğraflar üzerinden. Cem Soner'le başladık ve onun Ankara'daki Ayrancı'daki stüdyosunda çekim yaptık. Böyle müziğini açıyorsun güzel güzel oluyor diyorsun ama evet. inanılmaz da kaotik bir ortam. <laughs> ya, e, evet, Onu da yani, izleyicilerimiz ya, belki e, bakmak, bakmak isterler. Ya şey. tavsiye ederim. Yani ka Kaotik kısmı var, <laughs> sakin kısmı var. Yani aslında ben hep şey diyorum, e, mekan sahibine benzer. İşte şöyle bir benzer, ya işte köpek sahibine benzer diye böyle bir deyim var. Ben de diyorum ki mekan sahibine benzer. Dolayısıyla o kaotik, yer yer sakin, yer yer kaotik aslında benim biraz iç işte dünyam gibi. Bazı yerleri kaotik bırakıyorum çünkü öyle kalması daha işime geliyor. Bazı yerlerde sakin kalması gerekiyor ki arada da o alana Ruh geçip. sağlığını koruyabilirsin. E, e, evet tabii ki yani o kaosun içinde bir takım bir düzende söz konusu. Evet nihayetinde atlan biraz yattığı yerden belli oluyor bu anlamda. Onun evet. düşünce evet. de düşünme biçimi O zaman Zeynep giriş yapmışken biraz Ayrancı'dan devam edelim. Çünkü hem seninle yaptığımız söyleşide de belirtmiştin hem de diğer sohbetlerde de geçti. Aslında Ankara Ayrancı'da da kendi jenerasyonunun e, sana yaş olarak da üretim pratiği olarak da düşme biçimi olarak da Yakın sanatçıların e, belirli bir atölyeler ne diyelim ağ oluşturduğunu söylemiştin. Ee, evet. Burada aslında bu önemli bir şey çünkü sanatçının e, da her yaş grubundan herkesin aslında kendisini anlayabilecek veya konuşabilecek belirli takıntı haline getirdiği metneliği tartışabileceği kişilerle bir arada bulması bence oldukça önemli bir durum. Ee, Ankara Arıncı'da da böyle bir atmosferin, böyle bir yapının oluşması bence çok kıymetli. Hı -hı. Ee, bu atölyeler ağında mesela hangi sanatçılarla görüşüyordun? kimler var? Bir de mesela Ramadan Can senin sergi evet, metnini de kalem evet. almıştı. Evet, Benim işlerini de çok beğendiğim, yakından takip ettiğim bir sanatçı. Onun da senin için ayrı bir önemli Muhakkak, olduğunu belirtmiştin. Dostum. Yani Birbirimize çok fazla Hı -hı. destek oluyoruz. Bu ikisini sorarak ben devam edeyim hmm. aslında. Ee, önce Ayrancı'dan başlayayım o zaman. Ayrancı e, benim dünyaya gözlerimi açtığım mahalle aslında doğup büyüyüp çocukluğumu, bütün hayatımı Ankara'dayken... işte bütün hayatımı yaşadığım sokakta top oynadığım işte ağladığım üzüldüğüm e, çok ayrı bir yere sahip Ayrancı. Ancak e, konum itibariyle de işte merkeze olan yakınlığı işte içerisinde pek çok belki park barındırması. Yani bizim bu aslında Ayrancı'da atölyesinin olan arkadaşlarla bir araya geldiğimizde neden insanlar burayı tercih ediyor da konuştuğumuz bir durum. Çok net bir cevabı olmasa da Ayrancı kendi içerisinde hem bir mahalle kültürünü barındırıyor. Yani bir mahalleden beklentiniz olan tüm dükkanlara sahip işte terzisi var, kuru temizlemesi var, hırdavatçısı var, işte teyisatçısı var, o su var, bu su var, şu su var. Ama bir yandan e, eğlence ya da sosyal hayata olanak veren e, mekanları da var. İşte gece kulübü olsun, kafeleri olsun, restoranları olsun vesaire. E, bir yandan da daha merkezi işte Kızılay ve Tunalı'nın da aslında tam o üçgeni tamamlayan bir konumda yani. Hani bir e, sırtı Tunalı, bir sırtı Kızılay. Arka tarafı Dikmen gibi yani çok aslında merkezi bir yer. Yani. Tabii meclisin hemen üstü. Ve ayrancının birazcık tarihine de baktığımızda aslında ee, Cumhuriyet öncesi gayrimüslimlerin yoğunlukta yaşadığı bir e, alan. Sonrasında büyükelçilikler de o alanda e, konumlanıyor. Bakanlıklar bitiyor, hemen ayrancı başlıyor. Arada bir meclis var falan. Ee, tarihi gereği de biraz kozmopolit bir yapıda aslında ayrancı. Bence sanatçıları en fazla çeken de bu kozmopolit yapının getirdiği rahatlık diyeyim. Yani hoşgörü diyeyim. Yani siz de takdir edersiniz ki her şeyi her mekanda rahatlıkla yapmanız çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü her toplumun kendine ait bir görgü yapısı var. Ancak ayrancıda farklı e, renkten insanlar bir toplum oluşturduğu için herkesin birbirine saygıyla bakma kültürü var. Sanatçıların ayrancıyı tercih etme kısmına da gelince şimdi eskiden ben çocukken ayrancı hep şey denirdi ya işte güzel bir mahalle ama Nüfusu birazcık yaşlı denirdi. Şimdi tabii aradan bir 15-20 yıl geçtikten sonra o yaşlı nüfus maalesef hayatını kaybetti. E ne oldu? İşte o mekanlara gençler geçmeye başladı. İşte üniversite öğrencileri geçmeye başladı. Ya da benim jenerasyonumdaki sanatçılar e, yerleşmeye başladı. Eskiden beri çok fazla olan aslında atölye sayısı şuna dikkat belki çekilebilir. Benim jenerasyonumdan insanların sanatçı üretenlerin tercihi haline gelmeye başladı. Çevremde de işte Kara gözüklü Kaptan sokak mahlası Gökhan Tüfekçi atölyesi ve evi Ramazan Ramazancan var, eşi Özlem'in atölyesi. Ya yani mutlaka sayar gün Doğu Print Stüdyo var mesela şey Türkiye için çok önemli bir atölye. Pek çok sanatçı sanatçıyla işbirliği yapıyorlar. Türkiye'nin tek Özel litografi atölyesi. Doğu'da bu işte çok bilgi ve deneyime sahip bir insan. Yani o hemen elimizin altında. Yani bir şey açısından çok değerli. Zaten biz arkadaşız sanatın ötesinde. Ama bir şeye ihtiyacınız olduğunda ya da birinin bir şeye ihtiyacı olduğunda çözebilme ağı oluşuyor böylelikle. Şimdi en son mesela bir e, hikaye anlatayım. Ankara Sığınak'ta bir sergi olacak. Benim atölyemden büyük bir eseri oraya taşımam lazım. Şimdi normalde ne yaparsınız? İşte bir e, şehir için nakliye ile anlaşırsınız. E, o şekilde çözersiniz. Ama ben Ramazan aradım. Ramazan seni dedim büyük aracı ben bir alabilir miyim? Ben de okuldayım ama anahtar dedi işte yan komşuda var şeyde ev yemekçisinde. Sen al hallet işin dedi. Şimdi bu çok büyük bir rahatlık. Ve bu dayanışma da ya da bu dayanışmanın varlığını hissetmek bile e, aynı gemide yelken açmış insanlara bir güven duygusu oluşturuyor. Yani ben bu denizde kolay kolay boğulmam duygusu oluşturuyor. Bu da tabii çok hoş. Ondan öte benim evim bu atölye sıralamasının en başında evden çıkıyorum. Mesela atölyeme giderken mutlaka birine uğruyorum. İki sohbet ediyorum. Yeni neler üretmiş onlara bakıyorum. İşler üzerine bazen konuşuyoruz. Bazen de tamamen goy goy yapıyoruz. E, <laughs> keyifli oluyor yani. Kesinlikle. Ee, Ankara'ya geldiğimde yer mekana da götürmüştün. Hı hı. E, beni onları da ziyaret etmiştik. Üç sanatçının inisiyatifiyle açılmış bir mekan. Orayı dağıtmış <laughs> olalım. Bu e, Şimdi Berlin'e geçelim mi? Biraz Olur. da Berlin konuşalım Olur. çünkü böyle bir üçleme söz konusu. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan <laughs> Berlin'e, Berlin'de bir ayağın var. Evet. Ee, Sabi Contemporary ki e, Almanya'nın sanat e, vitrininde çok önemli bir yeri olan, büyük söz söyleyen bir kurum. Hı -hı. Ve Almanya'daki kurumlar Türkiye'deki kurumlar gibi de olmuyor orası başka bir e, evren. Sen de gittin bunu deneyimledin e, oranın kurumsallığı da e, farklı kurumunun hmm. çalışanları da farklı. Magical Hackerism evet. e, büyülü sihirli e, hackleme evet. diye başlıklı bir e, karma sergi vardı. Sen de orada imperfect symmetry, evet. surlu simetri kusurlu e, simetri işinle yer aldın. O işinin konumu çok güzel. Öyle Hı -hı. ki senin aslında Ankara'dan İstanbul'a geçişin simgeler nitelikte Berlin'de sen koca binanın tam girişinde Sokağa Bakan Cephesi'nde işin ne yer aldın anlatsana. Hı -hı. Ee, öncelikle tabii bu konu açılmışken ben sana da bu vesileyle çok teşekkür ederim. Bu süreç boyunca ben, ben hiç desteğini esirgemedin. Pek çok konuda bana yardımcı olduğun iletişim vesaire konularında ee, ayrıca burada bir daha teşekkür etmiş olayım sana. Ee, süreci anlatmam gerekirse benim için heyecan verici bir süreçti. Şimdi yine böyle sokak ve galeri ayrım yapacağım belki ama sokaktayken mesela ben yurt dışına çıktığımda istersen bir yerden sprey boya alıp istediğim sokağa boyayabilirim. Ama iş kapalı bir mekanda iş sergilemeye geldiğinde o noktada bir takım ya bağlantılar olması gerekiyor ya bir davet olması gerekiyor. Benim bu ilk solo sergimle beraber de, e, beni bir şekilde takip almışlar. İşlerim e, dikkatlerini çekmiş. Yani e, biliyorsunuz bilmeyenler için yani sizler biliyorsunuz ama burada bizi izleyen bilmeyenler için açıklamış olayım. Ben e, sokaktaki led tabelalarını e, kendi üretim pratiğimde de kullanıyorum ve bunu yaparken de aslında sorguladığım konularla biraz paralellik oluşturduğu için bu malzemeyi seçiyorum. İşte kodlar, algoritmalar olmak, olmamak, heplik, hiçlik, bir sıfır gibi ilişkileri konu aldığım bir seri bu seriden çok etkilenmişler. Çünkü ben normalde tabela olarak kullanma yani tabela amacılı üretilmiş bir nesneyi bir yine e, sanat pratiğinde ekstra malzeme olarak kullanıyorum ve orada aslında bir hack durumu var ve şöyle de bir hack durumu var. Ben sokaktaki tabelaları da gerilli olarak aslında nasıl bir e, graffiti writer sprey boya ile boş bir duvara kendi imzasını bırakıyorsa ben de bir led tabelayı kendi USB diskinle kendi imzamı gerili olarak bırakabiliyorum. Bu durumlardan çok etkilenmişler ve e, serginin ana başlığı Magical Hackerism aslında birazcık sergide şunu anlatıyordu. E, bir takım sistemlerin oluşturduğu dar olanakları biz ne şekilde aşabiliyoruz? Yani çünkü hack ya da hackirizm, hacking dediğimizde insanların aklına sürekli gayri ihtiyari olarak işte bilgisayarda birilerinin maillerine gizlice girmek, telefonlarına gizlice girmek gibi anlaşılıyor. Ama hack dediğimiz şey aslında olan sistemin dışına çıkmak, sistemi manipüle etmek, zorlamak manasına geliyor. Burada da aslında o tabela amacıyla üretilmiş bir şey. Ben bir sanat medium'u olarak dönüştürdüğümden de çok etkilenmişlerdi. Dolayısıyla bir işimin yer almasını istediler. Ancak stresli geçen bir sürecin sonunda işi bir şekilde biz Almanya'ya gönderemedik. Ki iyi ki gönderemedik. Çünkü şöyle bir şey oldu. Çok mahcup oldular. Yani süreç çok sıkıştı. O kadar kalan sürede işin oraya gidemeyeceğine en son karar verdik ve yaptığımız online toplantıda dediler ki bizim girişimizde bir led tabelamız var. Bayağı büyükçe de bir tabela. Buraya Sen bir, gel ona ya, Evet, Buraya bir iş yapmak ister misin? <laughs> ben dedim yani hani tabela sokağa bakıyor sonuçta değil mi? Evet dediler işte fotoğraflarını gönderdiler. Yani sokakta olan ya da sokağa ait sokağın bir nesnesi olan her seçenek beni daha fazla memnun eder dedim. Ve böylelikle aslında daha hoş bir şeye daha içimesinen bir şeye evrilmiş oldu ve oraya özgü bir iş ürettim. Ee, bu da tabii mesela şu açıdan çok değerli benim için. Yani hem iç mekanda bir galeride ya da bir e, sanat e, açık alanında hem iç mekanda ama dışarıya bakıyor iş. Mekan kapanıyor ama işi kapatmıyorlar. Mekan kapalı iken de oradan geçenler işe şahit olabiliyor. Yani tam aslında benim şu an hayatta sanatta da durduğum yerde bir yerde o çalışma. O yüzden çok da içmesinde. Oradaki e, Savi'nin ekibinin de çok içerisinde. O yüzden çok keyifli bir başlangıç oldu diyebilirim. Umuyorum daha devamı gelir. Berlin'de çok sevdim. ilk defa gördüğüm bir şehirdi. Merak ettiğim de bir şehirdi. Sola serginde bekliyoruz Almanya'da. Umuyorum, umuyorum, umuyorum. Aslında hem de Avrupa ile işte Berlin'le buluşmak için de çok güzel bir yer. Çünkü Berlin'de aslında tokakların çok cıvıl cıvıl olduğu ve insanların sokakta tokak kültürüyle yetiştiği ve orada varlık gösterdiği bir şehir. Evet. Bu anlamda sana da bence çok uygun. İşte bu Ankara-İstanbul e, ikileminden sonra Berlin üçgeni bence e, senin sanat pratiğinin e, karşılık bulması bakımından da önemli ve güzel evet. bir yer bence. Ben bir de gene e, Hatta bu konuya paralel bir şekilde e, başka bir şey sormak istiyorum. Bu da senin imdanla alakalı sen belki de şöyle ifade etmek daha doğru olur alışılmış imdaların dışında bir şekilde bir imda atıyorsun. İşte imdan üçgen ve üç nokta üç rakamına takıntılı olduğunuzu zaten söyleşide belirtmiştin bu da ayrıca kıymetli. Bu işte sokaktan gelmen, bu anonim kültürün bir şekilde bir isme evrilme sürecinde, işte senin imdadan kaçıman veya imdayı başka bir şekilde atman bence çok kıymetli. E, Tantantinin işte dediğin gibi gece boyu sokakta çalışman, hep bir işte yakalanır mı, bir ihbar olur mu, sınır altında çalışmak, burada iş üretmek. Bunların hepsi bence imdaya veya imda atma biçimine yansıyan ürünler. Çünkü açıkça adın soyadın yazmıyor veya seni açıkça ortaya çıkaracak bir şey yoktu bu güne kadar. Ancak bir bu veriye, bu bilgiye ulaşan ne kadar? İzleyiciye evet. göz kırpmış oluyorsun. Küçük ya, evet. bir sembolle. O evet. tatlı bir şey. Ya aslında şöyle bahsedebilirim. Şimdi benim e, üniversiteden yeni mezun olduğum zamanlarda kurucularından olduğum bir sokak sanatı kolektifimiz vardı. E, ve biz e, bir takım sokak yerleştirmeleri yapıyorduk ve e, o dönem için yani 2000 eee 9 sonlarıyla 2014 arasında aktif olarak sokakta ses getirecek eylemler yaptık ve o dönem gerçekten ekip olarak yapıyorduk ve tek bir isim altında işler yapıyorduk tek vücut gibi. Kaç kişi olduğumuz bilinmiyordu. Basının çok ilgisini çekti. Bizi tanımak istiyorlar. Biz bir şekilde anonim kalma tarafındayız ve aşırı bir önem verdik anonim Söylemek kalmaya. Söylemek ister misin? İsmini mi? Ya proje burada <laughs> bittiği için ya ne bileyim bu kadar da açıkta konuşmak istemem belki de. Yani şey proje bitti artık çok önemli değil. Hani diğer arkadaşlarıma da saygısızlık olsun istemem. Çünkü benim tek başıma yaptığım bir proje değildi. Sadece böyle birileriyle paylaşarak ortak üretim yaptığım bir projeydi. Ancak o dönem gerçekten biraz toplumun ilgisini çekmiş işler yaptık. Çok da önem veriyorduk anonimliğe. Gerçekten şöyle şeyler yaşanıyordu. Biz işte bir eylem yapıyoruz gece. ...bir işte basında yer alıyor haberlere çıkıyor vesaire sonra akşam bara gidiyoruz oturuyoruz hep hep takıldığımız bir barda yan masa arkadaşlarım yaptığımız işi konuşuyor ama bizim yaptığımızı bilmeden konuşuyorlar falan bu çok hoştu yani o kadar e, önem veriyorduk kimseye söylemiyorduk sonra geldiğimiz noktada fark ettik ki e, bu anonimliğin aslında çok da bir önemi yok çünkü sizi asıl bilmemesi gereken insanlar bir noktada öğreniyor yani e, asıl bilmemesi gereken ne işte Devletin kollu kuvvetleri. <laughs> ben bir ceviz ağacıyım Bir şekilde farklı. öğreniyorlar. O kadar da romantik olmaya gerek yok. Yani Şimdi günümüzde hala e, kimliğini gizleyen sokak sanatçıları var. Çok saygı duyuyorum. İsteyin istediği gibi takılsın. Çünkü orada birazcık şey de var. İşe işaret etmen. Benden ziyade e, benim ne yaptım, ne söylediğime odaklanın gibi bir şey söz konusu. Ancak ben işte o proje bitip de bireysel manada sokakta iş üretmeye başladığımda Böyle üçgenlerin oluşturduğu, böyle ismini teleport verdiğim işler yapıyordum. Bir süre sonra etrafında herkes diyor ki niye imza atmıyorsun altına? abi? Ben imzanın kendisini yapıyorum diyordum böyle üçgenlerden falan. Sonra o kadar çok yaptım ki hakikaten insanlar "Aa bu Cem'in işi" diyordu. Altta bir imza var. Şimdi beni tanımayan o benim işim olmasını bilmiyor. Yani şimdi daha rahat konuşacağım. Polis görse nonsense. Yani kim yaptı bunu? Ama beni tanıyan biri gördüğünde benim yaptım biliyor. Benim bu ilişki çok hoşuma gitti. Sonrasında başka şeyler de yapmak istiyorum sokakta. Hep aynı imgeyi sürekli değiştirerek devam etmek de çok hoşuma gitmedi. E, o noktada da yani ortaya bir çocuk koyuyorsunuz. Babası kim? Yani bir <laughs> ya da anası kim? Yani hani e, belirtmeniz lazım. Öbür türlü başka bir şeye dönüşüyor. Yani hoş olmuyor. E, yani izleyici açısından bunu yapanla bunu yapan aynı kişiyi ben ayırt edebilsin istedim. O noktada da açıkçası havalı bir isim bulamadım sokakta kendime uydurabildiğim yani hani herkes işte az önce bahsettim kara gözüktü kaptan bence çok güzel yani bir şey söylüyor ben o kadar yaratıcı olamadım o konuda e, adımı soyadımı yazmak da birazcık kültüre de ters yani gelin beni bulun der gibi bir şey çıkıyor ortaya o da olamadı sonra grafik tasarım e, lisans eğitimini grafik tasarımcı olarak aldım oradan da edindiğim bilgi aslında basit eee şekillerin insan algısına çok daha kolay girebildiği ve daha akılda kalıcı olduğunu dair bir bilgiye sahibim. E o zaman dedim yani basit şekiller ne olur? Üçede bir takıntım var. İsmim de üç harfli. E çocukken saat kaç diye sorarlardı. Ben direkt bakmadan üç derdim falan böyle bir geyim de var. Bilmiyorum nereden geliyor bir üç takıntım var. E dedim üçgen olsun. Üçgene de bir takıntım var. Bunun da sebebini bilmiyorum üçgen olsun. Etrafına da üçgen bu arada da tabii şey de var. Yapuz Ulusi'nin kendi sembolüdür ee, şey. gün grafik ustası, büyük ustad. İlk onu da gördüğümde ya ne güzel adam dedim imza için üçgeni kapmış yani. Şimdi hani bu saatten sonra üçgeni de yapamazsın o kapmış çünkü yani. Dedim ben de o zaman e, üç nokta koyayım ben de üçgen ve üç noktayı kapayım. Öylelikle başladı aslında sembol. Hangi, Hangi yıl bu? Hangi yıl? Pandemi öncesi mi mesela? Öncesi 2017. 2017 falan 2016 ya da 2015 miydi o dönemler işte 2015-2017 arasında bir yerde benim Ankara'da sokakta bireysel manada tekrardan aktif olduğum dönemler öylelikle çıktı bu sembol. Çok fazla da sorun oldu. Bu neye yarıyor? Böyle çok fazla böyle spritel yönlere çektiler. Ya işte sen bir takım ya bir sokakta <laughs> üçgen, mesaj. Ha, üçgen çiziyorum şey diyorlar. Ne, ne e, iluminatik falan bir, <laughs> ya diyorum değil yani. Her, her şeyi bir şekilde çekiyorlar. Yani insanlar hani tanımsız bir şey gördüğünde bir şeye oturtmak e, haline alıyorlar. Ama benim tamamen gayri ihtiyar içimden gelerek yaptığım şeyler. Ee, bir yere bağlayacaktım unuttum ama problem değil şöyle şu hoşuma gitti. Şimdi imzamı bilenler demek ki sokak sanatıyla ilgili olan insanlar. Ha bunu bu yapmış, bunu da bu yapmış diyebiliyorlar. Beni tanıyanlar o imzanın benim olduğumu biliyorlar. Sokak sanatıyla ilgili olmayan yani kollu kuvvetleri diyeyim. O imzayı bile görmüyorlar. Onu orada resmin bir şekli zannediyorlar. Şimdi bu ilişki çok hoşuma gitti. Yani he anonimsin aslında anonim de değilsin. Bir yandan da şimdi burada marka isim verebiliyor muyuz bilmiyorum ama pek çok marka da üstünden ismini sildi. Artık sadece ile yer alıyor. Çünkü bu iletişim açısından çok daha akılda kalıcı bir şey. Yani biz bir spor markasının o böyle sembolünü gördüğümüz zaman artık onu ismi olarak okuyoruz. Yani bir şey demiyoruz. Şimdi bu ilişkiye de şahidim. Dolayısıyla bir sembolü ilerlemek daha fazla içmesinde o şekilde devam ettim. Çok teşekkürler Cem. Sorularımız burada bitti ama seninle sohbet hiçbir zaman bitmiyor. Tabii ki. Ayağına abi. sağlık. Ankara'dan İstanbul'a geldin ve epeydir beklediğimiz bu kaydı gerçekleştirebilmiş olduk. Ben Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Cem. Ben teşekkür ederim. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bu bölümde konuğumuz Ankaralı sanatçı Cem Sönel'di. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.